Ben Selen Hanım'la görüşecektim de. Selen Hanım yok. Kim diyeyim? O beni tanımaz şimdi ya. Şoför arıyormuş da Selen Hanım. Ben onun için gelmiştim. Benim bir bilgim yok. Hadi ya. Peki, tamam. Olabilir yani. Hayırlı günler, eyvallah. Size de. Ya bu Ali dalga mı geçti benimle? Anlamadım ki ya. Kardeşim indirsene ya. Hayat memat meselesi. Allah Allah. Aç kapıyı, aç, aç, aç. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım al şunları. O arkadaşınız geldi yine. Hangi arkadaşı? Seda mı? Selen de geldi. Canım, hoş geldin. Biz de müstakbel kayınvalidenle sohbet ediyorduk. Görüyorum, görüyorum. Sen sevdin bakıyorum burayı. Ayağın alıştı iyice ha? Ne konuşuyordunuz? Havadan sudan herhalde ha? Değil mi canım? Yoksa gebertirim seni. Ay çok şakacısın ya. Ayrıca çok şanslısın. Yani torunlarına şu kadarcık kıyamayan bir ailenin içine düşmüşsün. Eminim sana da kıyamıyorlardır. Kıyamayız tabii. Sedacığım, hadi gel biz odamda oturalım. Dırdırımızla anneannemi bunaltmayalım. Kızcağız çayını daha bitirmedi Sela. Ben yukarıda ona çay söylerim anneanneciğim. Asiye şu. Asiye şu. Oğlum manyak olma lan. Gömdüler lan kızı. Allah Allah. İnsan insana benzer, yok yok. Benzettim ben, benzettim. Benzettim ben. Aa! Bu benimle gelip konuşan kız. Hani? Hangisi? İşte. Asiye bu. Nasıl bir kalp varmış oğlum sende? Otomatik kapı gibi önüne geleni açılıyor. Ama az kaldı. Kömür gözlün çatal karan yıkacak o kıvıları başına. Bu sarı yerde Belen'in onlarının yalısı yok mu? Yolda benlik ne iş olur lan? Var var, sen merak etme. Git oraya, çal kapıyı. Selen Hanım'ı göreceğim de. O sana en kral işi verecek. Ali de beni bu yüzden buraya yolladı, evet. Gidip kendi gözlerimle göreyim diye. Harbi harbi Asiye yaşıyor lan. Sen bizim efendiliğimizi korkaklık sandın herhalde. Gebertirim lan seni. Vereceğiz dedik ya paranı. Hani nerede? Sadece ağzınız laf yapıyor. İcraat yok, icraat. Sen beni daha tanımıyorsun. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Ama eğer istersen müsait yerde indiririm seni Seda. Sıkıysa indir. Çekil şuradan. Nereye gidiyorsun be? Gidip o mora her şeyi anlatacağım. Tamam. Şey tamam, buldu zaten. Geber şunu. Şuna. Bırak beni be. Bırak. Ay! Seni var ya, öldürürüm ha!
bırak beni dedim. Oo, kız kavgası. Hiç bulaşmasam mı acaba? Buraya gel. Abla anneannemle konuşmaya gelmiş. Konuşmuş mu? Ne demiş? Ne dedin? Siz niye bu kadar korkuyorsunuz ha? Yoksa Selin'in öldüğü gün orada başka bir şey mi oldu? Bu çocuğun beti benzini yattı. Git. Git aşağı anlat her şeyi. Ne olur biliyor musun? Bana yalancı derler. Ailenin gözünden düşerim. Beni istemezler burada. Çetin'den ayrılırım. Yalıdan giderim. Sen de elin bir önünde kazak katlamaya devam edersin. Hadi git. Anlat her şeyi. Tamam be. Ben alacağım paraya bakarım. Akıllı ol Seda. Çekil şuradan. Bu da benim olsun. Yürü yollayalım şunu. Hadi canım. Gidişin olsun, dönüşün olmasın inşallah. Görüşürüz Çetinciğim. Bu kız senin için çıldırıyor ha. Kıskandın mı? Ay şapşal. Neyini kıskanacağım senin be? Hem sen niye geldin? Hani sinemaya gidiyordun? Ya istemedim ya. Ne gideceğim ben? Bağımlılık yaparım demiştim değil mi sana? Kolay gelsin Emrah. Sağ olun Selena. Hadi girelim. Selin Hanım'a Asiye gitmiş, Selin Hanım gelmiş. Ali. Buyur birader. Merhaba, ne haber? Birader, ben seni tanıyamadım ya. Halası adam ben. Yani karşı takımdan tabii. Ha, gel. Gel gel otur. Bunlar da hala gelmedi ya. Kimler? Taylan'la Mine. Sahildeki kafede oturuyorlardı. Sana ne kızım? Ne demek sana ne ya? Ben kardeşimi korumaya çalışıyorum. O hassas bir kız. Bazı şeyleri yanlış anlayabiliyor. En azından anlayabiliyor. Bir potansiyeli var. Sende o da yok. Ben neyi anlayacağım lan? Al işte. Teşekkür ederim. Salak mısın nesin Çetin ya? Kolay gelsin birader. Sağ olun. Ya ben bir adres soracaktım da. Bu cadde üzerindeymiş. 56 numara. Buradan dümdüz aşağıya gidiyorsun. Dümdüz gidiyorum. Eyvallah, çok sağ olasın. Bir iş başvurusunda bulunacaktım da ben. Şoför arıyorlarmış. Hatta geçen yanlışlıkla bu yalıya gelmişim. Yalıları karıştırmışım yani. Ya benim işe talip oluyorsun yani. Vallahi biraz öyle olmuş kardeşim ya, kusura bakma. Meğer Selen Hanım öbür yalıdaymış. Ha, gayet normal karıştırmam. Bizim evde de Selen Hanım var, evin gelini. Gelini mi? Ya daha evlenmediler, nişanlılar Çetin Bey. Anladım. Eyvallah. Buradan aşağı inelim değil mi? Aynen, böyle dümdüz devam et. Eyvallah, kardeşim. Çok teşekkür eyvallah, ederim. Eyvallah. Sağ olasın, kolay gelsin. Tamam, üzülme artık. Bence barışırsınız Hale Hanım'la. Fazla iyimsersin. Ama ben gördüm. Yani onu ne kadar sevdiğin. Geçen gün sana tiyatro biletini verdiğimde neden sevgilinle gitmedin? Biz yine ayrıldık. Belki de sizinki o tür ilişkilerdendir. Yani böyle küsmeli, ayrılmalı. Yani kimi ilişkilerin dinamiği öyle olabilir, normal. Onu sevmediğimi söyledim. Sevmiyor musun? Yoksa kızgınlıkla söylenmiş bir şey mi? Sevmek gerçekten ne tuhaf bir şey. Bir anda başlıyor, bir anda bitiveriyor.
aşk için hem koca dağları dümdüz eden insan... avucunun içinde küçük bir kuşu sevdiğini sanarken öldürebiliyor da. Nasıl oluyor bu? Hayır. Sevmiyorum onu. Daha barışmayacağım. Sen benden daha cesaretlisin. Ben karıma olan sevgimi kaybettiğimi kendime bile itiraf edemedim. Gerçekten öyle mi? Birbirinizi seviyordunuz. Yani ben öyle görüyordum çünkü. Yani senin gördüğün eski bir aşkın sadece gölgesiydi. Acılar insanları birleştirir derler. Bence külliyen yalan. Bak bir kitapta şöyle bir şey okumuştum. Hatırlamak için hafızamız var. Ama unutmak için elimizde hiçbir şey yok. İşte bu hayatın bize en büyük kazığı. Ne doğru değil mi? Biz unutamadık. Unutamayınca da yeniden başlayamadık. Ve al sana hazin son. Çok üzüldüm. Sevgi çok kıymetli bir şey. İnsan gerçek aşkı sadece bir kez bulur. Hani bahçedeki gül ağacını koruma altına almıştın ya... bir gün bu ağaç tekrar yeşerecek, yeniden can bulacak demiştin. Belki aşk içinde ikinci bir şansımız vardır. Belki de aşk iki yalnızlığın birbirine dokunması, kollaması... kocaman bir gülümseyişle hoş geldin hayatıma deyişidir. Hala gelemediler. İyi, tut saçından git getir kardeşini. Oğlum sen niye işe gitmiyorsun ha? Git çalış. Yalıya yerleştin yetmiyor, bir de beni evimden mi kovuyorsun? Bu zenginler çalışmıyor mu? Hani nasıl para kazanıyorsunuz siz, gökten mi yağıyor? Çalışacağım ya, yarın başlayacağım. Yoğun istek üzerine mecbur kaldım. Dedemle dayım başımın etini yiyor. Ay sen işe mi başlayacaksın? Aman da aman benim aşkım işe başlayacakmış. Artık bana da ilk maaşında yemek ısmarlarsın ha? Güzel olur değil mi? Bana bak, konuştun mu dedenle sigortayı falan? Yani şimdiden konuş. Ya girsen anca 70'inde emekli olursun. Selen. Emrah yıllardır bizim yanımızda çalışır. Kendisinden de çok memnunuz. Eğer onu değiştirmek istiyorsan... önce benimle konuşacaksın. Anlamadım anneciğim. Ne alaka? Biri gelip Zeynep'e senin şoför aradığını söylemiş. Selen Hanım'la görüşecektim demiş. Yok, kimmiş anneanne? Bilmiyorum. Anneciğim, olur mu hiç öyle şey? Ben size sormadan böyle bir şey yapar mıyım? Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Zeynep yanlış anladı o zaman. Peki. Tamam. Maceradan maceraya koşuyoruz anasını satayım. Bu ne ya? Selen öldü ya. Kim arar ya Selen Hanım'ı? Selen öldü ya. Pişt. Baban nerede lan? Daha demin çıktı. Ne tarafa gitti? Eyvallah, sağ ol. Layloncu geldi, layloncu, layloncu, layloncu. Kovalar, süpürgeler, mandallar, layloncu, layloncu. Salim amca. Salim amca. Biliyorum biraz geç oldu ama... başınız sağ olsun. Sen hangi yüzle utanmadan benim karşıma çıkıyorsun? Kızımı nasıl bunalıma soktuysan... gitti, canına kıydı benim yavrum. Ya Salim amca, şimdi Asiye'ye bir şey oldu yok aslında. Lan. Ama...
Ölümden öte köy mü var? Daha ne olsun benim yavruma? Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Sevinçten gelip boynuma sarılacaksın ama... Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Hıyar ağzı. Ya tamam Salim amca, tamam ya. Tamam. Bir dakika, bir şey soracağım sana. Sorabilir miyim? Sen şimdi böyle... kızını kefenledin de gömdün değil mi? Yani... Asiye'nin yüzünü gördün mü hiç? Göremedim. Yavrum bin parçaya bölünmüş. Yüzü gözü dağılmış. Ölüsünün neyini göstermediler bana. Ha. O şekil olmuş yani. Tabii mantıklı olan o. Lan başlarım sana da mantığına da lan. Tamam Salim amca ya. Ali, gel al elimden şunları anneciğim. Ay, vallahi kollarım koptu. Kollarım koptu. Ay Hale, vallahi annem sen hizmetçiliğe ve iyi alışmışsın. Ama burada olmaz anne. Ya eskisi gibi kendin yaparsın ana evinde ya da dönersin tıpış tıpış koca evine. Anne Selen aradı. Taylan'la barışmamı istiyor. Saksı mı düşmüş kafasına? Hayırdır? Ne bileyim. De yine bir işler çeviriyor belli ki. Ben en iyisi kayınvalidemi arayayım. Bilsinler bir işler çevirdiğini. Ay yok kızım arama. Söyleyeceksin de ne olacak ha? Yine inkar edecek. Sen yalancı durumuna düşeceksin. Madem anlaşmak istiyor... Anlaş kız sen de. Git yalıya. Dön kocana. Dönmem anne yalıya ben. Taylan'ın yüzünü görmek istemiyorum. Sebep? Tiyatroya... O... hizmetçi kızla geldi. Ne? Esmer, bıyıklı, yani sizin boylarınızda bir adamdı. Selen Hanım şoför aramış ama kendisi beni tanımaz dedi. Kara kara gözleri var mıydı? Evet. Burnu böyle miydi? Ya burnundan mı konuşuyordu peki? Yani. İyi misiniz? Tamam. İyiyim ben iyiyim. Bak 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 bak. Bak sen. Adamı iki gün boş gördü, kancayı taktı desene. Selen giderken onu da götürecekmiş. Söz verdi bana. Sen Taylan'ı böyle boş bırakırsan... değil 3 yılda, 3 ayda alır götürür kocanı. Ne yapayım anne? O hizmetçi kızı bana tercih edecekse... hiç durmasın yapsın. Halem, annem sende de hata var. Bak tamam, evladını kaybettin. Ama sanki kocanın suçuymuş gibi habire üstüne gittin, habire üstüne gittin. Kavga, gürültü. Kim çeker bu kadarını? Vallahi iyi dayandı kocan. Ah Omine ah. Öyle boncuk gözlerini süzerek böyle tatlı tatlı nasıl konuşuyordur kim bilir kocanla. Genç, güzel, pek de narin namussuz. Anne sağ ol ya. Acayip moral verdin. Ne var? Doğruya doğru. Konuştun mu Zeynep'le? Kim? Ne oluyor ya? Bu babam ne? Ne oluyor? Bitti. Berkant'mış gelen. Berkant şu senin ex mi? Emin misin? Evet. Ya Asiye dur ya, böyle gidilir mi ya? Gitme. Otursana 2 dakika. Oğlum kafan mı güzel senin? Kurtuluyorsun işte benden. Otursana kızım 2 dakika. Bağırma lan bana. Kırarım o kafanı ha. Ya tamam kırarsın. Gel. Gel bir otur. Ya bak
burayı bulduysa yani başka yere taşınırız. Yine nişanlıymış gibi yaparız, evleniriz. Yani karnında bebek var. Böyle bir yere gidemezsin yani. O yüzden söylüyorum. Nasıl ya? Niye böyle hissi hissi konuşuyorsun sen? İyi be. Sana da iyilik yaramıyor. İyi tamam git. Hayır ben bir nevi yol arkadaşı olduk. Bir şekilde bir zaman geçirdik beraber diye şey yapıyorum. Oğlum sen beni, bebeğimi düşüneceğine kendini düşün. Ali eğer Berkant'a başka şeyler anlattıysa görürsün. Ali ne alaka ya? Ya benim yaşadığımı Berkant'a başka kim söylemiş olabilir ki? Demek ki Selen'in senin yüzünden öldüğünü de biliyor. Şu Ali'yi ara bakayım bir. Ara bir ara. Kızım bak hemen atarlanma ha. Vallahi ben de pişman oldum sonradan ya. Birader, siz niye üzüyorsunuz bu kızı ya? Ha? Niye gönderiyorsun Berkant'ı sen? Niye üzüyorsunuz oğlum hamile kızı? Erkek gibi çıkın lan karşıma benim. Kimsin lan sen? Ben lan Asiye'yi onunla konuşacağım. Yok Asiye Masiye. Nişanlısıyım ben. Benimle konuşacaksın. Oğlum yavaş. Hayret bir şeysin ya. Adiliğine boncuk tak da nazar değmesin Ali Efendi. Biz de sana inandık, güvendik. Kızım tamam. Berkant'ı ben gönderdim. Ama vallahi bak sonradan pişman oldum ya. Hatta Mine'yi de aradım dikkat edin diye de meşgul aldı, açmadı telefonu. Ne söyledin başka Berkant'a? Ya ne diyeceğim? Git Selen Hanım'ı gör, işte o seni işe alacak şoför olarak falan dedim. Bu kadar mı? Evet. Başka bir şey anlatmadım. Ne oldu, karşılaştınız mı? Hayır, karşılaşmadık. Kader ilk defa güler gibi oldu yüzüme. Bana bak. Git Berkant'ı bul, bir şey anlamış mı öğren. Ulan var ya şu çocuk doğsun, Ayşem iyileşsin. O zaman ne halt ederseniz edin hepiniz. Ama bir efendi oldun ya. Tamam kızım, tamam ben hatamı anladım ya. Söz bir daha size ilişmeyeceğim. Başka bir şey anlatmamış ha? Anlatmamış. Yine kurtardın lan paçayı. İyi ya işte. Yani en fazla gider Ali'ye, niye beni boşu boşuna oraya gönderdin falan diye kızar işte. Bak süper oldu. Sen nasıl bağırdın lan öyle Ali'ye? Hamile kızı üzmeyin falan. Ha? Artist artist. Biz de Sarıyer çocuğuyuz gülüm. Atar atar gider gider yani. Hadi lan Sarıyer çocuğuymuş. Yürü git hadi odana. Ben de aşağı ineceğim zaten. Bir bakayım. Allah'ım ya. Ya yürü. Beni oraya niye gönderdiğini anladım kardeşim. Neyi anladın? Mine, mutfağa geçer misin? Acıktım, bir şeyler hazırla. Tamam, hemen hazırlarım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Berkant. Demin dedin ya, niye gönderdiğini anladım falan. Ne demek istedin? Anladım abi ben senin maksadını. Güzel kafalarmış vallahi. Ben de seni kardeşim bilirdim. Ya ulan ne demek istiyorsun? Şu adam gibi anlatsana açık açık. Ya ben kim? Yalılarda şoför olmak kim be? Sen tekstili beğenmedim diye benimle dalga geçmek istedin herhalde. Başardın da ha. Eşek gibi sarı yerlere kadar gittim geri geldim. Selen Hanım'ı görmedin mi?
Yok. Evde yokmuş. Zaten şoförü de aramıyorlarmış. Sinir oldum, bastım geldim. Bir daha da yolum düşmez benim oralara. Ne oldu lan? Sen şöyle bir rahatladın. Sen hayırdır ya? Böyle bir demin gergindin falan. Ha? Yok bu oğlum. Ne gergin olacağım ya? Bir şey ya, değil mi? Bir şey ya. Ha? Ne bekliyorsunuz öyle fırının önünde? Tok evin aç kedileri. Fatma teyze bize kek yapıyor. Kız ben yapmıyor muyum? Yapmıyorsun. Aa! Nankörler. Ay işte tam orası. Ay sağ ol kızım. Ellerin dert görmesin. Rıza'nın annesinin Nurlar içinde yatsın siyatiği vardı. Ona da böyle masaj yapardım. Ay Allah herkese senin gibi gelin nasip etsin. Bırak be Fatma. Boşuna yorulma. Bunlar adam kullanmayı pek sever. İyilik yaparsın görevin olur sonra. Olsun canım. Onlar bana evini açmış. Benim bu yaptığım ne ki? Ben açtım sana evimi ben. Bak tapu. Benim evim burası. İstediğin kadar kalabilirsin kızım. Başımızın üstünde yerin var. Sayende şu eve bir neşe girdi, bir sevinç girdi. Aman be kaynana. Kadının kocası bir güzel aldatmış. Sen neşe diyorsun, sevinç diyorsun ya. Fatma, Rıza abi aradı mı hiç? Yok, aramadı. Aa, hastalandın sen. Ihlamur kaynatayım mı? Ama zahmet olacak sana kızım. Ne zahmeti? Sağ ol yavrum. Senin elinden bir kere içmedim. Of, çok sıkıldım. Çıkıyorum ben. Üşümüşsündür. Bak, süt getirdim. İyi gelir. Ablacığım, ben senin için kötü bir şey yapar mıyım hiç? Bizim birbirimizden başka kimimiz var Allah aşkına? O zaman niye yapma dediğim şeyi yapıyorsun? Taylan'a yanaşıyorsun. Aşık mı oldun ona? Ben hayatımda onun kadar iyi bir adam görmedim. Onun gibi güzel seven. Onun gibi güvenilir. Ben de görmedim. Ama öyle hemen gidip aşık olmak mı lazım? Ablacığım, bak ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yarın öbür gün Taylan'la hale barışacak, sen üzüleceksin. Dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olurmuş. Harcayacaklar seni bozuk para gibi. Taylan'la hale barışacak. Bak görürsün. Hani güneşin sözü vardı? Bir gün bizim için doğacaktı. Zamanın eli değdi bize. Çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Saflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer. Sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanımı. Yokluğuma emanet et, sen de benden kalan var. Her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun. Başka yer, başka zaman, sensiz ömrüm olsun. Her şeyi al, bir şansım olsun.
zamanın eli değdi bize. Çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer. Sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı. Yokluğuma emanet et sen de benden kalanları. Her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun. Şu minibüsü takip et evladım. Çok sağ ol, hayırlı işler. Sağ olasın. Lan ucu geldi! Lan ucu, lan ucu, lan ucu! Kovalar, süpürgeler! Hayrola Pervin? Nereden böyle? Ev çok kalabalık, içime fenalık geldi. Çıkıp biraz dolanayım dedim. Salim. Şu Rıza ile Fatma'yı barıştırsana artık. Yok, ben girmeyeyim karı koca arasına. Canım, yuva yapmak sevaptır. Yani yoksa sen de anan gibi Fatma bizim eve kazık çaksın mı istiyorsun? Hem Özgel'in oymuş gibi davranıyor. Vallahi alınıyorum artık. Tamam tamam, konuşurum. İyi. Allah seni başımdan eksik etmesin kocacığım. İyi günler Salim amca. İyi günler Ali. Sen de selamı sabaha kes artık şununla. İllet oluyorum valla. Laylocuğu geldi. Laylocuğu, laylocuğu, laylocuğu. Bahçedeki gül ağacını koruma altına almıştın ya. Bir gün bu ağaç tekrar yeşerecek, yeniden can bulacak demiştin. Belki de aşk için ikimizin de bir şansı vardır hala. Belki de aşk, yalnızların birbirine dokunması, kollaması, kocaman bir gülümseyişle hoş geldin demesidir. Kız uyusana artık. Açmış cami gibi bütün ışıkları. Dümdüz eden insan, avucunun içinde küçük bir kuşu sevdiğini sanarken öldürebiliyordu. Nasıl oluyor bu?
Hayır. Sevmiyorum onu. Bir daha barışmayacağım. Ne oluyor bana ya? Ne oldu? Ay, çok ses yaptım değil mi? Tabii. Uyandırdın mı ya? Yok yok, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya canım sütlaç çekti, sütü buldum. Kırdım gerçi de. Pirinci bulamadım zaten. Ya sen niye uğraşıyorsun? Çok güzel sütlaç yapan bir yer biliyorum. Hadi gel gidelim. Tamam. Şurayı temizleyeyim de bir önce. İyi hadi. Dur. Dikkat et, dikkat et. Ay Allah ya. Merhabalar. Ya kapatmadınız değil mi? Yok. Hanımefendi hamile, sütlaç aşerdi. Kaldı mı? Ne demek, buyurun. Babamız da sütlaç yemek ister mi? Olur. İki sütlaç çocuklar. Adam evli sandı bizi. Niye düzeltmedin? Ben uzun uzun açıklamak istemedim. Bırak öyle sansın. Ay bu çocuğun da canı bir ekşi çekiyor, bir tatlı çekiyor anasını satayım. Dengesiz olacak herhalde. Babası gibi. Yok ya, babası öküzün teki. Yani çetin değil. Çetin de... Ya erkekler hani biraz böyle şey olur ya... Aman... Uykusuzluk benim başıma vurdu herhalde. Teşekkürler. Mine ile gördüm bugün sizi geçen bizim oturduğumuz kafede. Ha, evet, sohbet ettik. Sadece sohbet mi ediyordunuz? Beğendin mi sütlacı? Taylan bak, Mine iyi kızdır ama saftır biraz. Yani iyiliğinden saftır. Bazı şeyleri yanlış anlayabilir. Ya, ben bu kadınların üstü örtülü konuşmalarından pek bir şey anlamam. Hoşlanmam da. Sen açık açık söylesene ne söylemek istiyorsan. Tamam, kartları açık oynayalım diyorsun yani. Mine'ye umut verme. Sen evli bir adamsın. Evli bir adam olduğumu biliyorum. Hatırlatmana gerek yok. Ya sen şimdi bana ters yapıyorsun ama ben biliyorum sen Hale'yi üzmezsin. Mine'yi de üzmezsin. İyi bir adamsın. Ama kalp dediğin şey ev değil ki herkese bir odası olsun. Bak Selen, karşında kaç yaşında bir adam duruyor. Sence ben bunu bilmiyor muyum? Ay senin tersin de fenaymış ha. Bir tane de paket yaptıralım mı? Belki evde de canın çeker. Bakar mısınız? Ya anne bu Asiye nasıl intihar ettiydi? Senin kulağın deliktir bilirsin sen. Nereden düştü Asiye senin aklına? Senin ben ne yapar ne eder, Sidenur'la nasıl söz tazelerim diye düşünmen lazım. Hem de delireceksin Sidenur diye ya. Ataması bile yapılmış öğretmen. Millet yerde değil gökte bulamıyor onun gibisini. Anne sana bir soru sordum. Cevap vereceğim mi vermeyeceğim mi ya? Restleşme anneyle. Ölünün arkasından konuşulmaz ama otostop çekmişler. Kardeşi olacak o çiyanla. Sonra arabayı durdurup atmış işte kendini aşağı. Arabadakiler bir şey görmemiş mi? Milletin işi gücü yoktu. Asiye'yi bekleyecekti. Mine varmış bir tek o görmüş. Ha. Polislere de Mine söyledi o zaman işte bu benim ablam diye. Tabii.
Asiye diye gösterdikleri ölü kimdi ki ya? Selen Hanım dedirtiyor gerçi kendini ama. Bir de zengin adam tavlamış. Nasıl bir tezgah çeviriyor lan bunlar? Bunu da yarın Asiye'nin kendisine sorarız artık. Yatmak bilmiyorsun, kalkmak bilmiyorsun. Öğlene kadar uyumakla iş bulunmaz Berkant Efendi. Oğlun en kral işi buldu anneciğim. Sen hiç merak etme. Ah canım benim ya. Safi çene zaten. Başka bir şey yok. Sigortan işlesin çenen işleyeceğine. Neredeydiniz? Nişanlının canı sütlaç çekmiş. Al. Bunu da sana aldık. İyi geceler. İyi geceler. Sen gelsene ben de. Ya bırak. Kızım. Sen niye bana haber vermiyorsun? Niye dayımı rahatsız ediyorsun ya? Uyanıktı. Kendisi teklif etti. Ya sen dayın Mine ile görüşmesini istiyorsun ya. Bunu kendin için yapıyorsun değil mi? He, kendim için yapıyorum. Sütler içerken çok romantik dakikalar yaşadık biliyor musun? Oğlum dayın tersledi beni. Öyledir dayım. O şövalye ruhunun altında pislik bir herif yatar. O kadar da değil yani. Ama benim dayınla işim olmaz. Ya benim aşkla işim olmaz. Aşka inancını kaybetmiş her kadının arkasında başarılı bir erkek vardır ya. Benimkisi de olmuşsa işte. Neyse ya. Ya ben senin dayına çok üzülüyorum. Hale'yle barıştıracağım onları. Ya sırf Mine ile görüşmesin diye yengemle barıştıracaksın öyle mi ya? Yuh ya. Aynen öyle canım. Çok iyi fikir. Yengem gelsin, dayımın esas sahibi kimmiş herkes görsün. Kızım bak, ben neye üzülüyorum biliyor musun? Sen Dimyat'a pirinçe giderken evdeki bulgurdan olacaksın. Kendin kaybedersin. Seni mi kaybedeceğim? Üzülmem, merak etme. Cana gelen mala gelsin değil mi? Mal. Bu mal iyi mal ama. Aklında olsun da. Mine. Günaydın. Gelsene. Gel gel. Ne kadar güzelmiş. Yat yani. Daha önce vapur dışında hiçbir deniz aracına binmemiştim ben. Ha yok. Geçen yaz babaannem, ablam, ben tekne turuna katılmıştık. Hadi gel teknede bir kahvaltı yapalım. Şimdi mi? Evet, güzel olmaz mı? Çok güzel olur ama ben işe gidiyordum. Yani sizin yalıya. Bizim yalıda çalıştığına göre benden sana izin. Ama ben gene de bir Selen Hanım'ı arayayım. Alo Zeynep, ben Mine. Ben bugün işe biraz gecikeceğim. Selen Hanım'a söyler misin? Kızım daha dün yeni azar işittim. Bak yine attıracaksın Selen Hanım'ın tepesini. Biraz trafik var da. İyi tamam söylerim. Tamam sağ ol. Mine bir saat gecikecekmiş, trafiğe takılmış. Tamam sorun değil. Manzaraya bak ya. İşte bunu şimdi görmen lazım be aşkım. Bak oğlum. Bu kıyıda köşede kalmış son param. Ölsem kefen param yok. Tamam anne ya. Zaten ben Almanya'ya gideceğim. Orada iş çokmuş. Ah oğlum. Sen çalışıyorsan burada da iş çok ama. Hacer. Oğlunun buraya gelmesi yasak demedim mi ben sana? Kapıdan uğramıştı. Kapıdan da uğramasın. Hadi oğlum. Hadi git çocuğum. Ne
Almanya'ya gidiyormuş. Orada düzelip gelir belki. Gelmeyecek dedim sana Hacer. Git başka yerde görüş oğlunla. Anneanneciğim sonuçta oğluymuş. Niye kızdınız bu kadar? Kızım bunun oğlu hırsız. Şoför diye eve aldık. Araba çalındı deyip götürdü sattı. Öyle olmadı mı Hacer? Bu zenginlerin hepsi böyle. Üzülme Hacer abla. Kız ağlıyor musun sen? Ay. Yerim ben seni. İşi kapatayım. Salim. Mehmet'i de alsana yanına. Yorganları havalandıracağım bugün. Ayak bağı olmasın bana. Ya şimdi o benim elime ayağıma dolanır. Aman sanırsın bu da Ceo. Ya naylon arabasını iteklerken yanında dursa ne olur? Ceo ne kız? Ya büyük iş adamlarına deniyor. Televizyonda da mı duymadın? Çok cahilsin. Rıza ile konuşmayı unutma bugün. Gitsin artık Fatma evden. Mehmet. Hı. Eniştenin dibinden ayrılma ablam oldu mu? Ayrılma. Hadi hayırlı işler. Gel. Hadi eyvallah. Fatma kızım sırtımı keselecek bugün. Elim oralara erişmiyor ya. Allah bin kere razı olsun. Sen çok alışma bu Fatma'ya. Keseleceğim ben seni o gidince. Anne nereye? Benim biraz işim var da. Anne bak dün de böyle kayboldun ortadan. Bir işler çevirmiyorsun değil mi? Yalıya falan gitmiyorsun. Ne işim olur benim yalıda sen yokken? Mesaj mı geldi? Yok. Önemli günleri kaydetmiştim de ben. Alarmı. Neymiş o önemli gün? Evlilik yıl dönümümüz. Ne güzel işte. Barışmak için fırsat sana. Anne ben adama boşanacağım dedim. Sen hala barışmak için fırsat falan diyorsun ya. Aferin sana kızım. Aferin. Sen böyle devam et. Tövbe bırak. Tövbe estağfurullah. Al. Teşekkürler. Selen seni çok seviyor. Seni üzmemem için dün akşam beni epey uyardı. Niye üzesin ki? Şu çocukla Ali. Barıştığınızı duyduğumda hiç hoşuma gitmedi. Bak ben duygularımı tartan bir adamım. Yani hissettiklerimin üstüne bir şeyler örtmek istemem. Yani sebeplerinin sonuçlarını oturur düşünürüm. Ama dışarıda vurma. Daha çok kendimi yer bitirir. Bilmiyorum. Karım beni terk etti. Belki bir boşluktayım. Belki de bir bahane bu. Ama o günden beri seni neden kıskandığımı... ...yeniden ayrıldığını söylediğinde neden bu kadar sevindiğimi düşünüp duruyorum. Neden? Kalın.
Ahmet, ilk günden fazla yorma torunumu. Ayana anneciğim, amma abarttınız ya. Alt tarafa gidecek, patron koltuğunda oturacak. İşçi gibi ter dökmeyecek ki. Patronlar da ter döker. İşçilerle biz aynı gemideyiz. Yapmayın Allah aşkına dedeciğim. Onlar sandalda, siz yattasınız. Kimi kandırıyorsunuz ya? Takılıyorum ben. Takıldım ben. Yoksa siz kaptansınız tabii. Baş kaptan. En büyük kaptan. Ben en iyisi Çetin'e bakayım. Kravatıyla kendini boğmasın. Vay. Aşk kitama bak benim ya. Çok yakışıklı olmuşsun. Diyoruz kızım sana tatlı çocuğuz diye ama işte anlamıyorsun ki. Hadi lan. Havaya girme hemen. Ya tamam ya. Ya bir çalışalım dedik ya. Bir ellerimiz nasıl tutsun, ter kokalım dedik. Şu halime bak. Bu nedir ya? Bu ne ya? Ay canım benim. Sen benim için mi çalışıyorsun? Ha? Yok, tam olarak öyle değil de. O kravat olmamış ama öyle. Ya bırak. Oğlum bu ne böyle? Yamuk yumuk yapmışsın. Sen lisede hiç kravat bağlamadın mı? Oldu işte. Tamam tamam bırak, bir şey diyeceğim. Hani sen şey demiştin, bir adamdan etkileniyorum demiştin. Kimdi o? Ya benim o konuda kafam karışık biraz. Oğlum ben aç kapıyı çalınca hemen açmıyorum ki. Bazıları öyle çocuk gibi zile basıp kaçıyor. Tekrar üzülmek istemiyorum. Ya tamam, sen bir isim ver bana. Kim onu söyle. Ya sen de rahatla, ben de rahatlayayım ya. O bana bir adım gelse, ben onun freni patlamış kamyon gibi gideceğim de. Ama neyse ya. Ayrıca sana ne oluyor? Sen niye rahatlıyorsun? Neyin peşindesin oğlum sen? Ben demedim mi sana bana aşık olmayacaksın diye? Bir şeyin peşinde değilim ya. İnsan gibi soruyorum, Allah Allah. Çetin, hazır mısın? Ben hazırım. Dayımı beklemeyecek miyiz? Nerede o? Yattaydı, gelir birazdan. Bekleyelim mi? Biz gidelim. Emredersiniz dedeciğim. Dayım yatta. Denizlere mi açıldı? Morali mi bozuk? Vallahi morali çok yerinde. Kardeşinle yatta romantik dakikalar geçiriyor. Ne diyorsun sen be? Sabah gelirken gördüm. Bayağı eğleniyorlardı yani. Hop, dört dakika. Kaynana! Çıkardın mı diğer yorganın kılıfını? Kimse yok mu? Buyur. Mine'nin evi burası mı? Evet. Ama o işte. Yani ne diyeceksen bana de, analığıyım. Benim sizinle konuşmam lazım. Geç otur. Ben geçmeyeyim. Zaten söyleyeceklerim çok uzun değil. Dışarıda konuşalım. Kimmiş? Bilmiyorum. Buyur otur. Üstüne.
Evet. Ben Mine'nin çalıştığı evin hanımının annesiyim. Selen Hanım. Ne zamandan beri hanımı olmuş? Daha dün bir, bugün iki. Ben kalıcı olanın annesiyim, Halen'in. Kızınız Mine, damadıma... Nasıl desem? Çengeli attı. Aa! Evli barklı adamlara musallat olan kızlara ne denir bilirsiniz. Bu olanlar, yani yatta yaşadığımız, aramızda kalabilir mi? Benim bir çekincem yok. Hemen herkese anlatabilirim. Hissettiklerimden o kadar eminim. Sen hala evli bir adamsın ama. Boşanmak üzere olan bir adamım. Peki tamam. Nasıl istersen. Aramızda kalsın. Bir imza alacaktım size. Ha. Hali yok ama ben atayım imzayı. Olur. İyi günler. İyi günler. Selen olarak da ilk imzamızı attık. Hadi bakalım. Her yıl için bir orkide seni seviyorum Taylan. Ben sana demiştim değil mi kardeşim? Maşallah ne trafikmiş o öyle. Neredeydin sen? Yoldaydım abla. Hala yalan söylüyorsun yine. Yürü benimle. Ne işin var senin Taylan'la yatlarda filan? Sen nereden biliyorsun? Nereden biliyorsan biliyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Evli barklı adamla. Utanmıyor musun hiç? Abla deme öyle. Yolda karşılaştık, gelsene dedi. Ben de tamam dedim. Planda bir şey değildi yani. Ya adam nazik adam, yapısı böyle. Ona bakarsan dün gece de beni sütler çemeye götürdü canım çekti diye. Ben havalara giriyor muyum? Bana başka abla. Sana başka mı? Ay canım benim, aşık mı oldu sana? Ha? Bunlar ne o zaman? Karısına göndermiş. Ha? Her yıl için bir orkide. Seni seviyorum Taylan. Artık evlilik yıl dönümleri mi neyse. Sana başka ama. Taylan mı göndermiş? Taylan göndermiş tabii. Ben de şimdi Hale'ye teslim etmeye gidiyorum.